Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Kabine toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Öğrencilerimizin ve velilerimizin beklediği bir takım açıklamalar kabine toplantıları sonrasında yapılıyor. Bugün neler oldu kısa bir özetlemek istiyorum. Çünkü özellikle yeni asgari ücret ve KYK burslarına yapılabilecek ek zamlar merakla bekleniyor. Ama bunlarla ilgili bir açıklama bugünkü toplantıda gelmedi arkadaşlar. Artık önümüzdeki haftalarda netleşeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü 2023 yılı girmeden 2022 yılında hem 3 aylık ödemeleri alıyor arkadaşlarımız hem zam oranları belli oluyor. Çünkü Ocak ayından sonra hemen zamlı olarak burslar krediler ödeniyor. Peki bugünkü kabine toplantısında EYT ile ilgili bir açıklama vardı. O da EYT'nin artık sonuna gelindiğini ve bunu da önümüzdeki günlerde net bir açıklamayla paylaşılacağını bildirdi. Bugün en önemli olan 420 424 bin sözleşmeliği ilgilendiren bir gelişme. 3 yıl sözleşmeli çalışanlara kadroya geçebilme hakkı tanınıyor. 3 artı 1 yıl kuralı getirilmiş oldu. Bugünkü toplantıda en somut sonuç bu ve arkadaşlar bir de enflasyon ve marketlerdeki fiyat artışına karşı sabır ve metanetli olma çağrısında bulundu Cumhurbaşkanı ve faiz fiyatlara karşı yeni önlemlerin Ticaret Bakanlığı tarafından alınmak için şu anda bir takım çalışmaların sürdüğünü de duyurmuş oldu. Yeni gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.